Bugünden hepinize merhabalar. Bu hafta yanımızda Çanakkale'nin gurur girişimcilerinden Cem Baybars Güçlü var. Cem Bey, programımıza hoş geldiniz. Hoş buldum. Merhaba. Bize kendinizden bahseder misiniz? Ederim. Wow. Evet, Cem Bey bize kendilerinden bahsedecek. Buyurun. Çocukluğumdan beri uzaklığı severim. Uzak ve yükseklik. İstanbul mesela uzaktan güzeldi. Yaklaştım ve baktım ki çirkin. Ve uzaklığın insana kattığı çok önemli bir şey var. İnsanın düşüncelerinin ötesinde var olan şeylerin varlığını fark ediyorum. Uzaklığın bu güzelliğini fark ettiğimden beri böyle manzaralara hayranım. Girişimcilikle alakalı bir şeylerden bahsedecek misiniz Cem Bey? He, doğru. Girişimcilikle alakalı bir şeyler de var. Çocukluğum hep bir şeylere girişimle geçmedi. Yapma ya. Evet, maalesef yani. Çocukken açıkçası eve kapanık birisiydim. Hayatımın başlarında hayatımı değiştiren bir olay yaşadım. Taşındık. İşte elektrikçi geldi bir tane. Abiye sordum ki ne okudun bu iş için? Dedi ki hayat okuluna gittim ama sen mekatronik mühendisliği okudun. Tamam dedim. O zamandan mekatronik mühendisliği okuyorum. Sahiplenmediğim işi yapamıyorum. Yani daha doğrusu işte rahat etmiyorum. O yüzden ben de kendi işlerimin peşinde koşuyorum. Hangi işleriniz var? Hemen daha önce giriştiğiniz projelerden bahseder misiniz? Lisedeyken bir arkadaşımla birlikte, işte arkadaş dediğim çok bir iş yapmadı ama ben yaptım çoğunlukla. Robot yarışmasına katıldık. Üniversiteler arası bir robot yarışıyla liseli olduğumuz halde 5. olduk. Oradan başladık falan. Daha sonra lisede çok iyi bir başarı. Başka? Yani fena değil. Üniversitedeyken bir sürü projeye katıldım. Açık kaynak kodlu uluslararası bir sürü projeye yardımcı oldum. Blockchain'e bir miktar merak saldım. Onunla ilgili projeler geliştirmeye başladık. Biraz daha spesifik örnek ve açık kaynak. Böyle projelerimiz oldu. Bir tane robotik kameraman gerçekleştirdik. Zenbot denilen kripto paralar için otomatik alım satım robotu yazılımına katkıda bulundum. Mobil uygulamalar yazdım. Hem Android'e hem iOS'a aynı anda yazdım. Mekatronik mühendisliği olduğum için çizim projelerinde görev yaptım. Jant tasarımından tutun da robot tasarımlarına kadar. Uygulama yazma yeteneğiniz de mevcut galiba. Evet, mobil uygulama yazabiliyorum, çizebiliyorum. Statik analiz. Harikasınız diyebilir miyiz? Diyemeyiz çünkü benden daha harika olan insanlar var. Mesela annem. Peki neden bu programa başvurdunuz? Girişimcilik benim hem hayatım hem hayatım. Özgür olmayı istiyorum. Özgürlük ancak da işte kendi işlerinizle sağlanabilecek bir faaliyet olduğu için bir faaliyet, bir hak değil. Ne olur özgürlükle? Olur. Dur ya. Özgürlük ancak kendi işinizi yaparak gerçekleştirebileceğiniz bir olgu olduğu için girişimciliği tercih ettim. Bu programın benim gibi düşünen insanlarla birlikte olmamın sağlayacak olması heyecanlandırdı. Bu sebeple gerçekten enerjiniz bize geçti. Cem Bey'e destek olmak için Fellow programına kabul edebilirsiniz. Evet, lütfen.